Zamansal yakınlık ilkesinde birbiriyle alakalı görseller ve metinler birbiri ardına gösterilerek sunulmak yerine aynı anda gösterilirse daha etkili olur. Bu öğrenmeyi daha kolaylaştırır. Şimdi ise zamansal yakınlık ilkesini örneklerle inceleyelim. Evet arkadaşlar size hard disklerle SSD arasındaki farkı anlatmaya çalışacağız. Hard diskler doğal olarak birçok mekanik parçanın hareketine bağlı olan disklere sahip oldukları için yavaş sayılabilirler. Hard diskler okuma ve yazma işlemini dönen diskler ve hareket eden kafa sayesinde gerçekleştiriyorlar. Yani mekanik bir aksama sahipler. Hard disklerin en önemli sorunu ısınmadır. Hard diskler mekanik aksamdan dolayı ve diskin dönmesiyle gürültülü çalışırlar. Hard diskler mekanik aksamdan dolayı darbelere karşı dayanıksızdırlar. Hard diskler manyetik alan problemlerine daha dayanıklıdırlar. SSD'ler ise herhangi bir sürtünmeye maruz kalmadan tamamen sayısal olarak bilgi yazabiliyorlar. Bundan dolayı daha hızlı çalışırlar. SSD'ler sadece baskılı devre üzerinde bulunan yonga setlerinden oluşurlar. SSD'ler herhangi bir mekanik aksam ve motor gibi mekaniklere sahip olmadıkları için ısınmazlar. He, hard disk ve SSD arasındaki ısınma farkı yaklaşık olarak %50'dir. Yazma işlemi sırasında mekanik bir işlem olmadığı için sessiz çalışırlar. Mekanik aksam barındırmadıkları için darbelerden de etkilenmezler. SSD'ler darbelere dayanıklı olsa da manyetik alan ve elektrik dalgalanmalarına karşı son derece zayıf kalırlar. İlk örneğimizde görmüş olduğunuz üzere hard disk ve SSD'nin resmi çıktıktan sonra hard disk ve SSD hakkında bilgiler sonradan başka bir ekranda gösterildi. Bu zamansal yakınlık ilkesine aykırı bir durumdur. Evet arkadaşlar size hard disklerle SSD arasındaki farkı anlatmaya çalışacağız. Hard diskler doğal olarak birçok mekanik parçanın hareketine bağlı olan disklere sahip oldukları için yavaş sayılabilirler. Hard diskler okuma ve yazlı, yazma işlemini dönen diskler ve hareket eden kafa sayesinde gerçekleştiriyorlar. Yani mekanik bir aksama sahipler. Hard disklerin en önemli sorunu ısınmadır. Hard diskler mekanik aksamdan dolayı ve diskin dönmesiyle gürültülü çalışırlar. Hard diskler mekanik aksamdan dolayı darbelere karşı dayanıksızdırlar. Hard diskler manyetik alan problemlerine daha dayanıklıdırlar. SSD'ler ise herhangi bir sürtünmeye maruz kalmadan tamamen sayısal olarak bilgi yazabiliyorlar. Bundan dolayı daha hızlı çalışırlar. SSD'ler sadece baskılı devre üzerinde bulunan yonga setlerinden oluşurlar. SSD'ler herhangi bir mekanik aksam ve motor gibi mekaniklere sahip olmadıkları için ısınmazlar. He, hard disk ve SSD arasındaki ısınma farkı yaklaşık olarak %50'dir. Yazma işlemi sırasında mekanik bir işlem olmadığı için sessiz çalışırlar. Mekanik aksam barındırmadıkları için darbelerden de etkilenmezler. SSD'ler darbelere dayanıklı olsa da manyetik alan ve elektrik dalgalanmalarına karşı son derece zayıf kalırlar. İkinci örneğimizde görseller, anahtar kelimeler ve anlatım aynı anda aynı ekranda verildiği için öğrenme daha etkili ve kalıcı hale getirilir.